Bu videoda amacımızın yine asidik bir çözeltinin derişimine bulmak olduğu bir titrasyon örneği yapalım. Diyelim ki elimizde 20 mililitre HCl var. Ama bu sefer bir önceki videodaki gibi sodyum hidroksit kullanmak yerine baryum hidroksit kullanalım. Bütün asidi tüketmek için 0,0154 molar baryum hidroksit çözeltisinden bize gereken miktar 27,4 mililitre. O zaman bildiklerimizle işe başlayalım. Baryum hidroksitin derişimini biliyoruz. 0,0154 molar. Molaritenin mol bölü litreye eşit olduğunu da biliyoruz. Yani 0,0154 eşittir x. Bu arada x buradaki mol sayısını temsil ediyor. Bölü litre. Soruda bize verilmiş olan 27,4 mililitre 0,0274 litre eder, değil mi? Hatırlayalım. Litreye çevirmek için virgülü 3 basamak sola kaydırıyorduk. O zaman burası da 0,0274 litre edecek. Hesaplamayı x için yaparsak baryum hidroksitin mol sayısını da bulmuş oluruz. O zaman hesap makinesini alıp bu işlemi yapabiliriz. 0,0154 ile 0,0274'ü çarpıyoruz. 4,22 çarpı 10 üzeri eksi 4 ediyor. 0,000422 mol baryum hidroksite eşit. Şimdi bir de nötralleşme tepkimesini yazalım. Baryum hidroksitin HCl ile tepkimeye girdiğini biliyoruz. O yüzden buraya baryum hidroksit artı HCl yazıyoruz. Ürün olarak da H artı ve OH eksi bize H2O'yu veriyor. Tabii bundan başka elimizde bir ürün daha olmalı. Buradan gelen Ba2 artı değil mi? Buradaki de Cl eksi. Dolayısıyla ürün olarak elimizde bir de Ba2 artı ve Cl eksi var. O da bize BaCl2 veriyor. Demek ki ikinci ürünümüz bağcum klorürmüş. Bundan sonra bu nötralleşme tepkimesini denkleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle klorla başlayalım. Sol tarafta bir tane, sağ tarafta ise iki tane klorumuz var. Öyleyse buraya iki koymamız gerekiyor. Şimdi iki tarafta da iki tane klor oldu. Evet, bir de hidrojenlere bakalım. Sol tarafta burada iki tane, burada iki tane olmak üzere toplamda dört tane hidrojen var. Sağ tarafta ise sadece iki tane var. O zaman bu katsayıyı 2 yaparsak hidrojenleri de eşitlemiş olacağız. Artık iki tarafta da dörder tane hidrojen var. Bunun dışındaki her şey de dengelenmiş durumda. Artık baryum hidroksitin HCl'ye mol oranına bakabiliriz. Buradaki katsayı 1 olduğuna göre her bir mol baryum hidroksit için 2 mol HCl gözüküyor. Biraz önce titrasyonda kaç mol baryum hidroksit kullandığımızı zaten hesaplamıştık değil mi? 0,000422 idi. Bunun iki katı kadar HCl olması gerekiyor. Başka bir deyişle bu sayıyı 2 ile çarparsak kaç mol HCl'miz olduğunu da bulmuş olacağız. Aslında bu hesaplama için bir orantı da kurabiliriz. Aslında burada baryum hidroksitin HCl'ye olan mol oranından bahsediyoruz. Bu oran gördüğünüz üzere 1'e 2. Kullandığım rengi değiştiriyorum. Elimizdeki barium hidroksitin mol sayısı 0,000422. Amacımız kaç mol HCl'nin olduğunu bulmak. Bunu yapmak için de 0,000422'yi 2 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman x'i 0,000844 buluruz değil mi? Bu da bize eş değerlik noktasında kaç mol HCl olduğunu gösteriyor. Son olarak da asit çözeltisinin derişimini hesaplayalım. Başa geri dönüp elimizde neler varmış diye bir göz atalım. HCl'nin başlangıç hacmi 20 mililitreymiş. 20 mililitrede virgülümüzü yine 3 basamak sola kaydırıyoruz. 0,02 litreye eşit olur. Mol sayısını biraz önce bulmuştuk değil mi? Elimizde mol sayısı da var hacim de. Öyleyse artık derişimi hesaplayabiliriz. HCl'nin başlangıç derişimi eşittir 0,000844 mol bölü 0,02 litre. Hemen bu hesaplamayı da yapalım. 0,000844 bölü 0,02. Cevabımız 0,0422 molara eşit. Yani HCl'nin derişimi 0,0422 molarmış. Böylece hesaplamaları bitirdik sanırım. Sonuçta asit çözeltisinin derişimini bulmuş olduk. Ama şimdi bir de bir önceki videoda kullandığımız kısa yolu kullanırsak neler olacağına bir bakalım. Hatırlayalım. Bir önceki videoda m çarpı v eşittir m çarpı v diye bir eşitlik kullanmış ve soruyu kısa yoldan çözmüştük. Burada yine yapmamız gereken bazın molaritesi çarpı bazın hacmi eşittir. Asidin molaritesi çarpı asidin hacmi eşitliğini kullanmak. Bazın derişimi 0,0154 molardı. Titrasyonda kullandığımız kadarın hacmi ise 27,4 mililitre. Asit çözeltisinin molaritesini bilmiyoruz. Zaten bu soruda bulmak istediğimiz şey de bu. Ama hacim 20 mililitreydi değil mi? O zaman bu yolu bir deneyelim. 0,054 çarpı 27,4. Bu bize gördüğünüz sayıyı veriyor. Bölü 20 dersek de elde edeceğimiz cevap 0,0211. Bu hesaplamanın sonucunda bulduğumuz x 0,0211 molar. Ama sizin de fark edeceğiniz gibi bu doğru bir cevap değil. Burada elde ettiğimiz cevap uzun yola bulduğumuz doğru cevabın yarısı kadar. O halde bu soruda kısa yolu kullanmamız gerekirse yapacağımız şey buradaki sayıyı 2 ile çarpmak olacak, değil mi? Çünkü ancak elde ettiğimiz sayıyı 2 ile çarparsak doğru yanıtı bulabiliyoruz. Yani 0,0422 moları. Aslında öğrenciler uzun bir süre burada ne yapmaları gerektiğini bulamıyorlar. Nerede 2 ile çarpmaları gerektiği konusunda yanılgıya düşebiliyorlar. Bunu bulmanın yolu tabii ki de denkleştirdiğiniz tepkimeye bakmak. Ama bu bazen yanıltıcı olabilir. Zaten işte bu yüzden kısa yollar her zaman için en iyi çözüm olmayabilir. Nasıl kullanacağınızdan eminseniz tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama mol oranının birebir olmadığı bu tarz sorularda belki de uzun yoldan gitmek daha iyi olabilir. Böylece doğru cevabı bulduğunuzdan da emin olabilirsiniz.